Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Dolin. Bugün başlıktan da anlayacağınız gibi bir Harry Potter'ın doğum günü partisi yapıyoruz. Ben bunu küçük kardeşime hazırladım. Şimdi gelin birlikte neler yaptığıma bakalım. İlk ürünümüz iksirler. Ben iksirler için evde bulduğum boş şişeleri kullandım. Siz de böyle oda parfüm şişeleri ya da bitmiş herhangi bir şişeyi kullanabilirsiniz. Bunların üstüne iksirin ismini yazmak için ise ben internetten böyle çıktılar aldım. Benimki siyah beyaz bir çıktı. İsterseniz siz renkli çıktı alabilirsiniz. Tabi eğer çıktı alacak vaktim yok diyorsanız boş bir beyaz kağıt veya renkli bir kağıdın üzerine istediğiniz iksirin ismini yazıp kenarları dalgalı dalgalı keserek hatta biraz da yakarak güzel bir görüntü oluşturabilirsiniz. İksirimizin yapımına gelecek olursak eğer bizimki içilmeyecek bir iksir olacak. Bunun için herhangi bir boya ya da renklendirici kullanabilirsiniz. Önce şişemin içine su koydum. Daha sonra istediğim rengi oluşturmak için renklendirici veya boya kattım. Bunu karıştırdıktan sonra içine daha gizemli bir görüntü katması için biraz da sim koydum. İksirlerin için yapımı tamamlandıktan sonra sıra isimlerini yazmaya geldi. Ben çıkarttığım çıktıdan böyle bir ismi kesip bunun üzerine yapıştırmaya uygun gördüm. Diğer iksirlerim içinse kendi el yazımla yaptıklarım oldu. Mesela buna kendim el yazımla bu iksirin ismini yazıp yapıştırdım. Bir sonraki kendin yap ürünümüz atıklar oldu. Ben atıklar için okul binalarının eklerine keçeler, makas ve silikon tabancası satın aldım. Önce keçeleri dikdörtgen şeklinde kesip daha sonra silikon tabancasıyla birbirine tutuşturdum. En sonunda ise ucunu çentik çentik kesip bir atık görüntüsü kazanmasını sağladım. 4 okul binasının atkısını bu şekilde yaptım. Eğer isterseniz kravat da yapabilirsiniz aynı keçelerden. Ben bazı kravatların arkasına çengel, bazılarının arkasına lastik koydum. Bu işlem için silikon tabancası kendiliğinden yanan mum, beyaz iplik ve beyaz kağıt gerekli. Kendiliğinden yanan mumların etrafından beyaz kağıdı geçirip silikon tabancasını yapıştırıyoruz. Daha sonra ise karşılıklı iki tarafından beyaz iplik yapıştırıyoruz. Sonuç bu şekilde. Karton, siyah boya ve süngere ihtiyacınız var. Siyah boya sürdüğünüz süngeri istediğiniz şekilde baskı yaptıktan sonra üzerine 9 çeyrek logosunu yapıştırın. Resimlerinizi ortaya çıkarın. İhtiyacınız olan şeyler beyaz bir balon, siyah bir kalem. Benim zaten Hogwarts temalı bir damga setim vardı. Fakat sizin yoksa kırmızı bir plastik üzerine yuvarlak bir şeyle bastırarak nur izlerini uyandırabilirsiniz. Daha sonra arkasına beyaz ipler bağlayarak tavandan sarkıtabilirsiniz. Böylece havada uçuyormuş gibi bir izlerini uyandırır. Doğum günü pastası bu asalar değil yapımı. Fakat yapımları çok uzun olduğu için başka bir videoda anlatacağım. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.